Arkadaşlar herkese merhaba. Bu meşhur kupon satanlarla ilgili size bir video çekme kararı aldım. Çünkü çok ciddi boyutta bir dolandırıcılık söz konusu. Bugün yine bir takipçim bana mail attı ve benim sattığım kuponun yaptığını söyledi. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben Fanatik gazetesi dışında hiçbir yerde kupon paylaşmıyorum. Bugüne kadar da hiç kimseye para karşılığında kupon vermedim. Birçok kişiye yasal işlem yaptırdım bu konuda adımı kullanan. Banko kuponlar tutuyor mu? O koydukları kuponlar nasıl oluyor? Ben onları size tek tek burada göstereceğim. Ve bu videoyu herkese yaymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok ciddi boyutta maddi anlamda ihtiyacı olan insanlar bu sahtekarlara inanıyorlar. Ve bu insanlara 200-300 lira tutacağını düşündükleri kuponları veriyorlar. Şu an bilgisayarda bu kuponları nasıl değiştirdiklerini size gösterelim. Sevgili arkadaşım İbrahim bu konuda yardımcı olacak bana. Şu an buraya ekrana gördüğünüz gibi bir kupon, iddia kuponu ayarladık. Bu akşam oynanacak maçlar, eski kupon elimde olmadığı için bugün oynanacak maçları aldım. Şu an bir daha alalım onu İbrahim geriye. Gördüğünüz gibi Konyaspor Galatasaray karşılaşması oynanıyor. Bu maçı 1-2 sembolik olarak böyle gösterdik. Şimdi ben bu maçı 2-1'e çevirmek istiyorum. Maçın 2-1 bitti. Ben 1-2 oynadım ama maç 2-1 bitti. İbrahim'den rica edeyim. Evet, tam tersini yapalım. 2-1 yapalım. Çünkü 1-2 oynamıştık. Kaldıralım 1-2'yi. Gördüğünüz gibi buraya 2-1'i aldığım zaman bu maç ne oldu? Direkt 2-1 oldu. Hemen oranlarına bakalım. Oranında 10 yapabilir misin İbrahim'in? Diyelim ki 2-1'in oranı 10. O kadar az vermez ama sembolik olması açısından size bunu nasıl değiştirdiklerini gösteriyorum. Bu maç biliyorsunuz orijinalinde 1-2 oynanmıştı. Biz diyelim ki skor 2-1 oldu. Ben de hemen onu değiştirip 2-1'e çevirdim. Oranı 10 diyelim. Oranı da 10 yaptım. Biraz küçültelim. Şu an gördüğünüz gibi oynadığımız 1-2 oranı 18'di. Şimdi oynadığımız 2-1 oranı 10 oldu. Hemen istersen biraz aşağıya gel, tutara gel. Tutar 15.552 lira. Bana onu sen ne yap biliyor musun? 115.000 lira yap ki gelenleri iyice kandırayım. Hemen onu bir rakamını arttıralım. 115.552 lira yapalım. Buyurun. 115.552 lira. Hatta 1 milyon. O kadar vermiyor ama sen onu 115.000'e 2 tane yat. Buyurun. Gördüğünüz gibi kupon 15.000 liradan 115.000 liraya çıktı ve hiçbir şekilde de farklılık yok. Altta bir barkod var. Bu gördüğünüz barkodlar bu kuponu makineye soktuğunuz zaman kazanıp kazanmadığını belgeleyen barkod. Bu şekilde kuponları değiştirenler dikkat ettiyseniz bu barkod numaralarını göstermiyorlar. Çünkü kontrol etme ihtimaliniz olduğu için. Bu yüzden söylediğim gibi bu Facebook özellikle sosyal medya üzerinde 200 lira 300 lira karşılığında kupon satanlar dediğim gibi maalesef haksız kazanç elde ediyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Önce kuponu oynuyorlar, sonra böyle şekilde sonuca göre değiştiriyorlar. Tekrar anlaşılması için İbrahim, şu Konya Galatasaray maçını bir orijinal haline alabilir misin? 2-1. Bizim aslında oynadığımız kuponda 1-2'ydi. Şimdi göreceğiniz gibi bir anda eski haline getiriyor kuponu. Buyurun. Orijinali 1-2'ydi. 10 değildi aslında. O da 18'di orijinali. Ama ufak triklerle. Bunu bütün maçlar üzerinde yapabilirsiniz. Ben videonun çok uzamaması için sizlere böyle kısaca nasıl değiştirdiklerini gösteriyorum. Aslında o koydukları kuponların hiçbiri tutmuş kuponlar değil. O kuponların tamamı yatan kuponlar ve şu an kullanmış olduğumuz Photoshop sayesinde değiştirilmiş kuponlar. Bu yüzden lütfen bu videoyu herkese izletin. Bu videoyu herkes görsün. Kuponların nasıl değiştirildiğini, insanların nasıl kandırıldığını anlasınlar. Hiç kimse 20.000 lira, 30.000 lira alacağı kuponu 200 liraya, 300 liraya satmaz. Zaten 20.000 lira alan adamın 200 liraya, 300 liraya ihtiyacı da olmaz. Kuponu bankoysa zaten 20.000 lira alacak kadar oynamaz, daha farklı oynar. Daha yüksek meblağlarla, limit olan 500.000 liraya kadar oynar. Bu yüzden kupon aldatmasına lütfen inanmayın. Bundan sonra bu tür şeyleri YouTube kanalında daha fazla sizlerle paylaşacağım. Herkese teşekkür ederim.